Evet. Canlı yayınımız başlıyor arkadaşlar. Herkesi davet ediyoruz bugünkü canlı yayınımıza. Evet, bir kontrol et bakayım geldi mi? Var mı şu anda canlı yayınımız? Galiba var. Var değil mi? Ha? Ne yapayım? Ses de iyi. Tamam. Evet arkadaşlar, İstanbul Üsküdar Uğur Elektronik'ten tüm Türkiye'ye, Türkiye'deki tüm arkadaşlarımıza, kardeşlerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. Sizden bir ricam var, canlı yayınımıza şimdi girdik, başladık. Lütfen bu canlı yayını şu andan itibaren paylaşın. Üye olduğunuz sayfalarda, gruplarda paylaşın ki insanlar bugün söyleyeceğimiz şeyleri iyi dinlesinler. Belki bugüne kadar birçok kişinin söyleyemediği şeyleri biz söyledik. Bugün de yine birçok kişinin söyleyemediği veya bundan sonra da söyleyemeyeceği şeyleri biz bugün söyleyeceğiz. O yüzden lütfen kulaklarınızı, kalbinizi dört açın ve beni iyi dinleyin. Eğer defineciyseniz, metal dedektörü kullanıyorsanız, bu ülkede bu işin sıkıntılarını, çilesini çekiyorsanız, bugün söyleyeceğim şeyleri lütfen iyi dinleyin. Sizden rica ediyorum. Evet. Biliyorsunuz, neredeyse birkaç yıldır bu ülkede define ve definecilik ile alakalı ortadaki mevcut, hepinizin de bildiği sorun ve sıkıntıların kaldırılması için ben şahsım olarak ve firmam olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ben her yerde defineci olduğumu söyledim. Hiç çekinmedim, korkmadım. Televizyon programları olsun, çıktığım konferanslar olsun, şu canlı yayınlarımız olsun, hiç fark etmez. Nerede olursa olsun, neresi olursa olsun, karşımdaki kim olursa olsun, ben defineci olduğumu söylemekten utanmadım, çekinmedim. Ve bundan sonra da utanmayacağım ve çekinmeyeceğim. Evet arkadaşlar, Türkiye'de bir define ve definecilik karmaşası var. Ne yazık ki. Hatırlarsanız birkaç hafta önceki canlı yayınımızda ben mevzuya direkt bodoslama giriyorum şu anda. Lütfen iyi dinleyin. Birkaç hafta önceki canlı yayınımızda ben bir firma hakkında bir şeyler söyledim. Şu anda muhtemelen beni onlar da seyrediyorlardır. Seyretmeye devam etsinler. Sonuna kadar seyretsinler ama. Bu firma ve bu firmanın ürünüyle ilgili bir şeyler söylemiştim canlı yayında. Sonra bu firmada bizimle ilgili bir şeyler yazdı, çizdi. Biz kendi aramızda bir toplantı yaptık, bir istişare yaptık. Bazı görüşmeler yaptık. Ve dedik ki, kimseye haksızlık yapmayalım. Bir gidelim, dinleyelim, bir görelim, bir tanışalım. Kimdir, nedir, necidir bu adamlar? Ona göre bir tavır alalım. Ben düşmanımı da dostumu da tanımak istedim. Dostluk yapacaksam ölümüne kadar, düşmanlık yapacaksam da ölümüne kadar yapmak istedim. Aradık, konuştuk ve randevulaştık, gittik. Kimden bahsediyorum? İDEM Teknoloji. Doğru söyledim değil mi? İDEM Teknoloji. Sahibi Necmettin Bey. Çok kibar, beyefendi bir kişi. Kendisiyle tanıştık, oturduk, ekibiyle beraber onlarla da tanıştık ve sohbet ettik. Tabii ben bu piyasada, bu camiada 20 yılını veren bir adamım. 20 yıl, dile kolay. Bu 20
20 yıl içerisinde çok şey gördük, geçirdik. Çok şey öğrendik. Güzel bir bilgi birikimi ve tecrübe kazandık. Necmettin Bey'le ve ekibiyle oturup sohbet ettik. Ben kendisine şunu sordum. Siz tanıştım, şu anda sizi gördüm. Gördüğüm kadarıyla defineciye hiç benzemiyorsunuz. Kendisi mali müşavir. Uzun yıllardır mali müşavirlik yapıyor. Beyefendi bir kardeşimiz. Benden 7 yaş küçük. Ben de defineci değilim. Defineciliği bilmem. Biz böyle bir cihaz ürettik. Üretim aşamalarını da anlattı. O safhaya nasıl geldiğini de. Tabii üretim gayemiz, bu cihazı üretim gayemiz işte belediyelere, müteahhitlere, maden firmalarına, etüt firmalarına işte satmak amacıyla üretildi, vermek amacıyla üretildi. Yerli bir üretim olması hasabıyla de bizim gururumuz olmak olsun istedik diye bir konuşma geçti aramızda. Peki dedim, define ve definecilere nasıl sunuldu bu cihaz? Onlardan da talep gelince biz de Türkiye'de bazı satıcılara bu cihazımızı verdik satmaları için. Tabii Necmettin Bey biraz daha böyle profesyonel düşünmüş işi, kurumsal anlamda ele almış ve her birini kendi içinde oluşturmuş, insanları da koymuş. Yalnız orada gördüğüm kadarıyla define ve definecilik ile alakalı satışı ve pazarlamayı yapan ekip biraz zayıf kalmış. Bunu kendisine ben ifade ettim. Bakın dedim, bizim camiamız, define ve definecilik camiası, enteresan bir camiadır. Bu camiada son yıllarda at izi ile it izi birbirine karıştı. Kimin ne olduğu belli değil. Samimi, gerçekten bu işi düzgün yapmak isteyen insanlar var. Ama bu işi de bu insanların sırtından para kazanmak için işin üç kağıdına, daleveresine yönelenler de var. Özellikle sosyal medyada define ve definecilik ile ilgili açılan birçok grup ve sayfada hiç bu işle ilgi alakası olmayan ve şahsiyet yoksunu birçok kişi de bu işin içine girmiş ve ne yazık ki bu mevzu, define ve definecilik meselesi, bu kabiliyetsiz ve cibiliyetsiz insanların işte kontrolünde bugüne kadar gelmiş. Ve siz de şu anda bunun içine düşmek üzeresiniz dedim. Madem ki kurumsal bir kimlikle ve yine kurumsal bazı firmalara, devletin bazı işte organlarına neyse bu cihazları vermek istiyorsunuz. Dikkat edin dedim. İsminiz define ile yan yana anıldığında bu sizin için sıkıntı olabilir. Ve oldu arkadaşlar. Biz Necmettin Bey'i tanışmak için, görüşmek için burada onunla, onun firmasıyla ve ürünüyle alakalı söylediğimiz sözlerin teaddisi ve görüşmesi için gitmiştik. Şu anda Necmettin Bey ve benim aramda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bunu hepiniz bilin. Çünkü kendisi samimi. Muhtemelen bu işi de çok iyi bilmemesinden kaynaklanan bazı yanlış yönlendirmeler de yapılmış kendisine. O yüzden benim ne söylemeye çalıştığımı anladı. Çok şükür. Ve dün akşam, daha doğrusu dün öğleden sonra kendi şahsi profilinde bizim orayı ziyaret ettiğimiz ile, onları ziyaret ettiğimiz ile alakalı bir paylaşımda bulundular. Saat 3-4 civarında. Saat 3-4 ile akşam saat 9-10'a kadar Necmettin Bey'e söylemedikleri lafı kalmamış bu bizim camiamızın ne kılıklı diyeyim onlara ben ya. Lan bir isim vereceğim de neyse. Onlar anladılar, siz de anladınız. İşte o kılıklı cibilliyetsizler ne yazık ki Necmettin Bey'i biraz sinir küpü yapmışlar. Tabii ben kendisine şunu söylemiştim. Bakın dedim, benimle yan yana durmak zordur. Benimle yan yana fotoğraf çekmek zordur. Benimle aynı karede bulunmak zor ve sıkıntılıdır. Haberiniz olsun dedim. Bugünkü görüşmemizde de evet, ne demek istediğinizi iyi anladım dedi.
Arkadaşlar, bizim işini düzgün yapan hiçbir kimseyle bir derdimiz, zorumuz yok. Bunu bir kere bilin. Uğur Kulac'ın derdi ve zoru sizlerin üzerinden hak etmedikleri bir şekilde para kazanmaya çalışan, sizleri kandıran ve dolandıran insanlarla. Benim derdim, zorum bu adamlar. Haliyle beni o yüzden sevmiyorlar. Bakın, dün akşamki meselede de Necmettin Bey'e söylenen veya işte yorumlarda da inanın onu yapan, onu yazan o cibiliyetsiz kişilerin hiçbirini ben tanımam. Çağırsam gelmezler. Geleyim desem çağırmazlar. Bunlar klavye, neyi diyorlar onlara? Klavye delikanlısı. İmiş. Delikanlı bile değil. Klavye bilmem nesi onlar. Haliyle korkak adamlar, sadece işte o klavyenin başında fevk profillerle bir şeyler yazıp çizen korkak, ne olduğu belli olmayan mahluklar. Necmettin Bey tabii buradan dersini çıkarttı. Bugün akşam üzeri bir paylaşım yaptı ve sistemini dile getirdi. O da anladı bu piyasanın nasıl bir sıkıntılı piyasa olduğunu. İnşallah kendisi gereğini yapacak. Yolu açık olsun. Hiçbir sıkıntı yok bizden yana şu anda. Tabii biz ne demek istediğimizi, onunla alakalı ürünüyle ilgili neden bahsettiğimizi kendisine ifade ettik. Fiyat meselesi başta olmak üzere. Muhtemelen onlar da zaten yoluna girecek gibi görünüyor. Burada benim bahsetmeye çalıştığım şu arkadaşlar. Bizim sektörümüzde ne yazık ki birçok kişi var. Çok, sayı çok fazla. Birçok kişi var. Ve bu insanlar bu işi düzgün bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Ve yardım istiyorlar. Yardım için de şu anda günümüzde kullanılan teknolojiyi kullanmaya çalışıyorlar. Veya imkanları kullanmaya çalışıyorlar. Bizim sosyal medya dediğimiz şey de işte onlardan bir tanesi. Sosyal medyayı kullanmak istiyorlar. Ama ne yazık ki yılan gibi çöreklenmiş bazı kişiler, gruplar ve insanlar işte bu insanları yanlış yönlendirmeye uğraşıyorlar. Sizden ricam şu, lütfen arkadaşlar yazılan ve çizilenlere dikkat edin. Söylenenlere lütfen dikkat edin. Sizi temin ediyorum ki bizim aleyhimizde yazan kişilerin hiçbirini biz tanımayız. Özellikle fevk hesaplardan yazıyorlar. Bizzat kendisi çıkıp da yazmıyor bu adam. Neden? Çünkü gök korkusu var. Kusura bakmayın. Haliyle kimliğini ortaya koyacağı için, ama bu bir delikanlılık, bu bir adamlık vasfıdır aynı zamanda. Madem ki bir adama kızdın, madem ki bir adamın söylemlerine karşı çıkıyorsun, çıkarsın delikanlı gibi ortaya, bizim yaptığımız gibi. Arkadaş, sen yanlış yapıyorsun dersin. Ha belki sen yanlış yapıyorsun. Karşı taraf seni düzeltir. Koyar ortaya ispatını, delilini, senin iddialarını çürütür. Birebir görüşür, konuşursunuz. Niye? Çünkü profil belli, kişi belli, kim olduğu belli, adres belli, telefonu belli, yeri yurdu bellidir. Değil mi? Gidersin, gelir. Ama ne yazık ki bu cibiliyetsizler bu fevk hesaplarla işte böyle sağda solda bir şeyler yazarak bu işe yeni başlamış kişileri ürkütmeye çalışıyorlar. Bakın, onları ürkütebilirsiniz. Korkutabilirsiniz. Ama beni ne ürkütebilirsiniz ne de korkutabilirsiniz. O yüzden boşuna kendinizi yormayın arkadaşlar. Ben sizin kim olduğunuzu da ne olduğunuzu da çok iyi biliyorum. Şu anda Türkiye'deki birçok sayısı yüksek gruplar var ya, 100 bin kişi, 150 bin kişi, 70 bin kişi, 30 bin kişi falan filan. Bu grupların ve sayfaların hepsinin içindeyim ben. Hepsinde ne yazılır, ne çizilir,
bilin. Hepsinin arşivi bizde duruyor. Hatta bazılarında yöneticiyiz. Biliyor musunuz? Bazılarında da yöneticiyiz. Yani bazen oluyor ki kendi aleyhimize de yazıyoruz yani. Ortaya çıkmamak için. Bak bunu açıkça söylüyorum. Ama yapmak zorundayım. Ben dostumu da düşmanımı da bilmek zorundayım. Başka çarem yok. Böyle bir piyasa, böyle bir kurtlar sofrası var şimdi ortada. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim İDEM Teknoloji ve Necmettin Bey konusu bu şekilde. Bunu açıklamak istedim. Buradan da selamlar gönderiyoruz Necmettin Bey'e. Yolu açık olsun. Allah Teala yardımcımız olsun inşallah. Bizden yana ona bir sıkıntı gelmeyecek. Orada konuştuk, el sıkıştık. Bir sıkıntı yok. Biz gerekenleri konuştuk ve anlaştık. Şimdi gelelim bizim piyasamızın çakallarına. Arkadaşlar, hatırlarsanız geçen hafta ben bir örnek vermiştim dedektörlerimizi anlatırken. Dedim ki, bizim cihazlarımız 43 santimlik bir başlıkla şu derinliklere iniyor. Hatta teknoloji ekibi, eski teknoloji ekibi, tentoloji diyorum ben onlara, teknoloji değiller çünkü teknolojiden haberleri yok. Tentoloji ekibinin Tokat'taki versiyonu olan ismi Onur ama ne yazık ki ismiyle münhasır olmayan vatandaşa, vatandaş ile alakalı bir şey söyledim. Dedim ki bu vatandaş bize demişti ki bir metreden bir kola kutusunu görürse sizin cihazınız ben de o cihazı satarım. Bizim de YouTube'da bir videomuz var. Onu özel çektiğimiz. Bakın böyle bir örnek vermiştim bu şahısla alakalı. Sonra da dedim ki bu şahıs tentoloji ekibinden ayrılmış. Ya niye ayrılmış acaba? Dedim. Allahu Ekber. Bu arkadaş hemen ertesi günü bir canlı yayın yapmış. Vermiş, veriştirmiş, katmış, karıştırmış, salmış, savuşturmuş, esmiş, gürlemiş teyyareden yere ve sonra oturmuş. Şimdi beni dinliyordur muhtemelen. Evet, ismiyle münhasır olmayan vatandaş, biz Tokat'a sizi ziyarete geleceğiz inşallah. Tokat değil aslında, Niksar'da bu vatandaş. Biz Tokat konferansına gittiğimiz zaman bu vatandaşın yanına uğradık. Ona davetiye vermek istedik. Oğlu geldi, oğluna verdik. Babası yokmuş evde. Kendisi gelmedi konferansımıza. Ve bu canlı yayında bizim çok canımızı sıkan, bizi üzen bir şey söyledi bu arkadaş. Dedi ki, Uğur Kulaç bizi davet etti. Adapazarı'nda bir yere. Biz de gittik, ona bir konum attık. Ama konumu bulamamış. İşaretlerde uzman bir adamın teknolojiyi kullanarak bir GPS veya işte ne diyorsunuz alete? Navigasyonu kullanarak nasıl olur da bizim attığımız konumu bulamaz gibi bir lakırtı yapmış. Bakın arkadaşlar. Yaşı belli bir yere gelmiş bir insanın çoluk çocuk sahibi boyu kadar çocuk sahibi olan bir insanın evlenmiş bir eş sahibi olan bir insanın bir dükkan açmış kendine tüccar diyen bir insanın onurlu olması gerekir. Şerefli ve haysiyetli olması gerekir. Ben karşımda onurlu, haysiyetli, şerefli düşman istedim. Şimdi buradan soruyorum sana. O gün bir konum atıldı. Biz bekledik. Bizim çünkü o gün derneğimizin de orada bir konferans oldu. Konum bize atılması gerekiyordu. Hüseyin Demir denen adamın telefonunda, benim numaram telefonda kayıtlı. Konumu bana atması gerekiyordu, bana. Çünkü muhatabı benim, ben davet etmişim onu. Hepiniz biliyorsunuz benim davet ettiğimi. Niksarlı vatandaş da söylüyor zaten. Peki, Hüseyin Demir denen adam konumu bana mı attı? Evet. Onuru eksik olan Onur kardeşim, bir söyle bakalım. Nereye attı Hüseyin Demir konumu? Facebook'ta bir sayfaya attı. Bizim haberimiz var mı attığı konumdan? Yok. Bir
müşterimiz arayıp söylüyor bize. Ben o gün oradan bir canlı yayın yaptım. Bizim Facebook'umuzda duruyor o canlı yayın. O canlı yayında bir müşterimizin attıkları konuma bize haber verdiğini ve bizim de o konuma arkadaşlarımızı gönderdiğimizi söylüyor. Bu vatandaş da diyor ki, o gün diyor o konuma gelen vatandaş demiş ki sonradan bunlara, o da kim biliyor musunuz? Bizim Giresun'da hain ilan ettiğimiz bir adam. Ulan Giresun'dan hain çıkmaz ama bir tane çıkmış işte, neyse. Bu adam sonradan bunlarla kanki olmuş. Demiş ki ya biz bilerek yanlış yere gittik. Bak. Bilerek yanlış yere gitmişler bak. Kimsenin bilerek yanlış yere gittiği yok. O gün sizin attığınız konuma gidildi. Ne yazık ki yolun kenarında bir yer inekler otluyordu. Öyle bir yer orada çıktı karşılarına. Hatta oradan da bir canlı yayın yaptılar. Onu da yayınladım ben. Ve sonra gecenin akşamın bir saatinde başka bir konum atıldı. O da bize de atılmadı ha. Yine Facebook atıldı. Peki şimdi soruyorum. Siz o gün neden çekindiniz, neden korktunuz da ben muhatabınızken Hüseyin Demir denen adam neden Facebook'a bu konumu atıyor? Ve tekrar soruyorum Hüseyin Demir'e ve şu andaki Onur denen adama. Şu anda o konum Facebook'taki sayfanızda niye yok? Niye kaldırdınız? Evet arkadaşlar, konumu kaldırmışlar. Ha, burada hemen bir ekleme yapalım. Onur denen bu ismiyle münhasır olmayan adamın fevk hesapları var. Biz hepsini biliyoruz. Bu fevk hesaplarından yazma Onurcuğum. Yarın bunlar sana çok kötü döner. Fevk hesaplarından yazma. Sen bizi davet ettin. Biz de inşallah yanına geleceğiz. Ben nasıl geldiysem Tokat'a konferansa gittiğimde uğradıysam ben şimdi senin yanına da geleceğim. Ama lütfen rica ediyorum bu sefer bir yere gitme. Seni orada bir göreyim. Bakın biz hiç kimseyi tehdit etmedik bugüne kadar, etmeyiz. Adam gibi gideriz. Kardeşim bizim ne derdin ne? Bak bizim derdimiz seninle bu deriz. Sen de derdini anlatırsın. Artık orada anlaşır mıyız? Öpüşür ayrılır mıyız? El mi sıkışırız? Bakalım ne olacak? Ama şunu istiyorum ben. Lütfen eğer bir iddiada bulunuyorsanız iddianızın arkasında durun. Tentoloji denen ekibin benim cihazlarıma uygun arazide yarıştıracağı bir cihaz yok. Onlar o gün düzgün konum bile atmış olsalardı bana rezil olacaklardı. Neden? Çünkü ellerinde büyük başlıklarla, uçurtma başlık dedikleri veya kare başlık dedikleri başlıklarla geleceklerdi. Evet, onlarla bulmaya çalışacaklardı. Arkadaşlar, şunu bir kere unutmayın. Şu anda Türkiye'de birçok firma bu işten para kazanmaya çalışıyor, iş yapmaya uğraşıyor. Evet. Ama lütfen rica ediyorum. Ticaret yaparken, para kazanırken insanlığınızı, inancınızı, haysiyetinizi, şerefinizi ve onurunuzu bir kenara bırakmayın. Lütfen o da yanınızda dursun. Bunlar da yanınızda, ruhunuzda, içinizde, kalbinizde dursun. Daha videosunda birçok şey söylemiş bu vatandaş. Altına da birileri bir şeyler yazıp çizmişler. O yazıp çizenlerden bazılarını da yine özellikle ziyaret edeceğiz. Allah'ın izniyle. Öpüşeceğiz onlarla, koklaşacağız. Hiç canlarını sıkmasınlar. Öyle klavye başında yazmayla olmuyor bu işler. Oradan insanları tehdit edip, oradan insanlara hakaret etmeyle de olmuyor arkadaşlar. Bak ben buradan tak attım Ankara'ya gittim. Adama çünkü burada laf söyledik. Ulan doğru mu yaptık acaba? Diye kimse de hak hukuk kalmasın diye gittik. Bizim kimseden bir çıkarımız yok. Biz 20 yıllık bir firmayız. Biz Uğur Elektronik'iz. Biz kimseye minnet etmeyiz. Anladınız mı? Bizim yanımızda durduğu zaman diğer firmalar veya şahıslar ancak ve ancak şan ve şeref sahibi olurlar. Anladınız mı arkadaşlar? O yüzden
Bizim kimseden bir çekincemiz ve korkumuz yok. Yanlış yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu yanlışınızdan lütfen dönün. Eğer dönmezseniz hakkınızda bugüne kadar biriktirdiğimiz, topladığımız bilgileri yarından itibaren yayınlamaya başlayacağız. İstediğiniz gibi bizi dava edebilirsiniz. Hiç sorun yok. Şimdi diğer konuya geçelim. Tentoloji ekibi ve Hüseyin Demir. Hüseyin Demir'le ilgili bir şey daha söyleyeyim. Hüseyin Demir denen şahıs bizimle ilgili bir suç duyurusunda bulunmuş. Neden? Onun kendi profilinde paylaştığı bir yazıyı ben yine böyle bir canlı yayında Facebook'ta sizlere anlatmıştım, takdim etmiştim. Vay efendim, bunu nasıl yaparmışım? Ona hakaret etmişim. Onun bilmem ne haklarına bilmem ne yapmışım gibi iddialarla bu adam benim hakkımda bir suç duyurusunda bulunmuş. Mevzu uzlaştırmacıya gitmiş. Hüseyin Demirci'nin de beni seyrediyordur şimdi. Uzlaştırmacılar bizi aradı. Avukatımızla gittik. İyi dinleyin şimdi meseleyi. Hanımefendi, bir avukat, uzlaştırmacı dedi ki, Uğur Bey, Hüseyin Demir uzlaşmak için evet sizden 3 şey istiyor. Ne istiyormuş Hüseyin Demir bize? Allah Allah, duyalım dedim yani. Dedi 1. Onunla ilgili tüm videoları kaldırmanızı istiyor. Benim dedim şu anda bu adamla ilgili bir videom yok. Buraya bizi ziyarete geldiklerinde anlaşmıştık onlarla. Biliyorsunuz bir yemek meselesi vardı onlarla oturup yediğimiz. Biz videoları kaldırdık. Tabi arkasından bizimle ilgili fake videolar geldi. İkinci şartı canlı yayında çıkıp ondan özür dilememi istiyormuş arkadaş. Vay, bak bak. Üçüncü şartı da benden 50 bin lira istiyormuş. Evet. Duydunuz mu? Evet. Hüseyin Demir, tentoloji ekibinin zahibi, vatandaş, uzlaştırmacıya bunu söylemiş. 3 şart. Dedim ki bakın, hanımefendi. 1. Ben bu videoları kaldırdım. Şu anda benim bir videom yok bu adamlarla ilgili. 2. Ben özür dilemem. Özür dilenecekse eğer Hüseyin Demir de çıkar der ki ben Uğur Kulaş'tan bugüne kadar yaptığım, konuştuğum şeylerle ilgili özür diliyorum. Ben de aynı gün hatta aynı saatte özür dilerim. Sıkıntı yok. Karşılıklı özür dileriz. Biz o defteri kapatırız gideriz. Ama dedim bir tane delikli pul vermem ben bu adama. Niye? Çünkü bana hakaret eden o. O yayınladığımız yazıda namı değer Muharrem Sandıkçıoğlu, Aziz lakaplı Muharrem Sandıkçıoğlu var ya, Asya Aziz dedektörü sahibi. Bu adamın sosyal medyadan paylaştığı yazıyı aynısını almış, oraya koymuş. Demek ki kankalar. Ki kanka olduğunu biz biliyoruz. O gün yemeğe geldiklerinde de söylediler. Buradan da oraya gideceğiz dediler yemekten çıktıktan sonra. Evet. Hüseyin Demir tabii bizim şartlarımızı, yani biz onun şartlarını kabul etmedik. Hüseyin Demir'le şu anda muhtemelen mahkemelik olacağız. Hiç sorun değil Hüseyin Demir. No problem. İstediğimiz gibi mahkemelik olabiliriz. Sorun yok. Bizim de elimizde bir sürü delil ve ispat var. Onları koyarız. Hatta ve hatta senin grubunda, senin bazı kişilerle yazıştığın söylemleri de var. Hüseyin Demir bu dava meselesinden dolayı bazı yazışmalarını kaldırmış arkadaşlar. Madem bir korkun yoktu, madem sen haklıydın, acaba neden Facebook'tan bu yazışmaları veya bu içerikleri kaldırdın? Kaldırdın ama sen kaldırmadan önce biz onları almıştık. Maalesef. Sana kötü bir haber. Evet, Hüseyin Demir meselesi, tentoloji ekibi meselesi, onur yoksunu, onur meselesini de anlatmış olduk. Buradan Onur'a tekrar sesleniyorum. Onur, bir video yapacaksan eğer lütfen dikkatli yap. Senden istirham ediyorum. Bak,
Çoluğum var, çocuğum var. İşin gücün orada yerinde. Tıkır tıkır gidiyor. İşine gücüne bak. Sen benim kalemim değilsin. Ben sana biraz gelirim. Lütfen. İşine bak kardeşim. Devam et. Sen orada tek tek cihazları sat, videolar çek falan filan. Yap bir şeyler. Bak işine. Sorun yok. Bak benden yana bir sorun olmaz sana. Ben sadece dedim ki Onur da böyle bir video istemişti. Çektik. Ha sen tentoloji ekibinden ayrılmışsın. Beni vallahi ilgilendirmiyor. Çok da sevindim. Yanlıştan dönmüşsün. Sevindim senin adına. Yani öyle bir grubun ekibin içinde olman iyi değildi. Tabii sana yapılan teklifi de biliyoruz. Biliyoruz o teklifi. Neden İstanbul'a çağrıldığını, burada ne konuşulduğu. Biz onları biliyoruz. Onur. Neden ayrıldığını da biliyoruz. O yüzden lütfen söylemlerine dikkat et. Senden rica ediyorum. Ben senden yaşça büyüğüm. Bu piyasada senden eskiyim. Daha dedektörün sapını tutmayı bilmiyorken ben dedektör yapıyordum bu ülkede. O yüzden ben sizin kaleminiz değilim. Dikkat edin. Ben biraz gelirim size. Lütfen gidin. Siz kendi yaşıtlarınızla oynayın. Benimle oynayamazsınız. İstirham ediyorum. Bir aile. Okey? Tamam. Evet. Gelelim şimdi başka bir meseleye. Bakın bu piyasada bir sürü dalavere var, bir sürü üçkağıt var, bir sürü üçkağıtçı var. Ne olduğu belli olmayan bir sürü adam var. Uğur Kulaç bunları niye anlatıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Siz cebinize bir para koyup geliyorsunuz ya. Cihaz alacaksınız değil mi? Bir hayaliniz var çünkü. Zaten iş sıkıntılı. Alengirli bir iş. Cihaz almaya geldiğiniz insanlar eğer düzgün insanlar değilse size bir işe yaramayan, beş para etmeyen bir cihazı satarlar. Siz de aylarca çoluğunuzun, çocuğunuzun nafakasından arttırıp biriktirdiğiniz parayı bunlara verir gidersiniz. Ve el ele baş başa kalırsınız. O yüzden ben kendimi yırtıyorum. Lütfen dikkat edin. Bakın tekrar söylüyorum. Uğur Elektronik ve Uğur Kulaç'ın kimseye ihtiyacı yok. Uğur Elektronik ve Uğur Kulaç şu anda 20 yıllık bir firma. Ne olduğu belli olan, adresi belli olan, yeri belli olan bir firma. Biz zaten Allah'ın izniyle işimizi fevkalade bir şekilde yürütüyoruz. Ama yanlışa düşmeyin arkadaşlar. Yanlış insanların kucağına gitmeyin diye ben çırpınıyorum. Yoksa bana ne kardeşim ya? Tutan tuttuğunu, kör öptüğünü demişler. Olay biter. Ama bütün bu feveranımın, bütün bu çırpınmamın sebebi bu. Ha, birileri senin üzerine vazife mi kardeşim? Ne güzel yolumuzu buluyoruz diyorlar. Ama kusura bakmasınlar. Ben bu ülkenin bu işe gönül vermiş insanlarını size yedirmeyeceğim. Elimden geldiğince doğruları söyleyeceğim. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Şu malum Muharrem Sandıkçıoğlu var ya, Aziz lakaplı, bizim eski müdürümüz. Biliyorsunuz bizim aramızdaki husumeti. O da bize bir suç duyurusunda bulunmuş. Taze bu. Taze bir haber. Hatırlarsanız bir 60 küsür maddelik bizimle ilgili bir yazı yazmıştı bu adam. Sonra ben ona bir 100 madde dayamıştım. Hatırlıyorsunuz değil mi? İşte o 100 maddeyle ilgili bir yazı yazmış. Bakın, bizim cicili değneklerimiz çok. Bu da bu cicili değneklerden bir tanesi. Bizim bu cicili değnek azizimiz kendi hakaretlerini görmezden gelmiş. İnanın bugün avukat elini alınca adam gülmekten sandalyeden düşüyor. Ya böyle bir şey yok dedi ya. Bunlar dedi numune mi dedi bu piyasada? Dedim numune avukat bey kusura bakmayın. Bizde çok var bunlardan. Ya dedi böyle bir şey olabilir mi? Bu adam 60 küsür madde yazmış seninle ilgili ki bunların zaten yarısından çoğu birbirinin aynısı aynı maddeler. Bu 60 tane üretecek bir kapasiteye sahip değil zaten. Ve bunlar hep hakaret içerikli benimle alakalı. Ve tutmuş adam senin yazdığın 100 madde ki onunla ilgili bir tane hakaret yok. Sadece gerçekler var o 100 maddede. Bununla ilgili bana suç duyurusunda bulunmuş. Arkadaşlar yapmayın etmeyin. Bakın benim bu adamlara yıllarca bir emeğim oldu.
Şimdi onlar da beni buradan seyrediyorlardır. Bediüzzaman'ın bir sözü var. Haksızlığı hak iddia edenlere karşı hakkı savunmak haksızlıktır diyor mübarek. Ben aslında bunu yapıyorum. Kendime haksızlık yapıyorum. Bunun farkındayım. O yüzden bir karar aldım arkadaşlar. Bu canlı yayından sonra diğer canlı yayınlarımızda inşallah bu ve buna benzer adamlarla ilgili benden bir şey duymayacaksınız. Hiç kafanızı yormayacağım bu konuda. Bu benim bu konularla ilgili son canlı yayınım. Ha, bizimle ilgili biri konuşursa, bizimle ilgili bir şey yazar çizerse biz zaten avukatımız onları gönderiyoruz. O da gerekli çalışmaları yapıyor. Biz de sosyal medya üzerinden gerekli cevapları veririz. Ama Uğur Kulaç olarak ben bu adamların seviyesine inmeme kararı aldım. Çünkü bunlar benim kalemim değiller. Bunlar bizimle yan yana duracak. Bizim ağzımızdan bu adamların adı anılmaması gereken adamlar. Biz onlarla yan yana duracak adamlar değiliz. O yüzden hiç bu saatten sonra boşuna beklemesinler. Bundan sonraki canlı yayınlarımızda artık Uğur Kulaç piyasada bu cicili değneklerle alakalı daha bir şey söylemeyecek. Çünkü yoruldum. Haksızlığı hak iddia edenlere karşı hakkı savunmaktan haksız duruma düştüm. O yüzden artık benden bu adamlarla ilgili bir şey duymayacaksınız arkadaşlar. Sizi de hep meşgul ettik. Hakkınızı helal edin. Ama dediğim gibi bu piyasanın üçkağıtçıları kimler? Bu piyasanın dolandırıcıları kimler? Bu piyasanın yalancıları kimler? Bu piyasanın fevkleri kimler? Bilmenizi istedim bugüne kadar. Artık biliyorsunuz. Tekrar temcit pilavı gibi önünüze getirmeye de gerek duymayacağım. Duymuyorum da. İnşallah artık bizden bunu duymayacaksınız. Benden duymayacaksınız. Ama bu şahıslara da meydanı boş bırakmayacağız. Onu da söyleyeyim. Gerekli cevaplar gerektiği gibi inşallah verilecek. Ha! Mart ayı itibariyle Allah'ın izniyle biz tabi bazı ziyaretler gerçekleştireceğiz. Az önce söylediğim gibi. O ziyaretleri de sizlere yansıtacağız. Haberiniz olacak. Bizim kimseden bir korkumuz, çekincemiz yok arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Bugüne kadar bana geri vitesi kimde attıramadı. Attıramayacak da. Bana dava açacakmış. Beni tehdit edecekmiş. Yemezler yavrular. Gidin siz başka kapıya. Bir atasözü vardır. Havlayan it ısırmaz derler. Biliyorsunuz değil mi? Havlayan it ısırmazmış. Güzel bir atasözüdür bu. Evet. Gelelim Uğur Elektronik'i ne yapıyoruz, ne ediyoruz da ilgili. Evet arkadaşlar, ay bitiyor. Şubat ayı bitiyor biliyorsunuz. Az kaldı. Çok şükür Mevla'ya hamdolsun. Şükürler olsun. Güzel bir ay geçirdik. Hem Ar-Ge'mizde hem de üretimimizde ve hem de satışımızda çok güzel mesafeler kat ettik. İnşallah kampanyalarımız oldu biliyorsunuz Şubat ayının içinde. Güzel kampanyalar yaptık ki bu kampanyaları zaten hiçbir firma yapamadı, siz de biliyorsunuz. Ve yapamazlar arkadaşlar. Hiç boşuna beklemeyin. Ben ne demiştim? Hangi firmaya giderseniz gidin, deyin ki ya bu adamlar böyle bir kampanya yapıyor. 2500 lira, 1500 lira değerindeki, işte 4000 küsur lira değerindeki cihazları hediye ediyorlar. Siz de cihaz satıyorsunuz ya, siz neden böyle bir kampanya yapmıyorsunuz, deyin demiştim. Ve bu kampanyalardan sonra ne yazık ki çok bekledik, yapsınlar ya bu insanları bir sevindirsinler diye, hiçbiri yapamadılar. Yapamazlar arkadaşlar. Çünkü onlar üretici değiller. Şimdi Çin'de bir kriz var, bir virüs meselesi var biliyorsunuz. Bu virüsten dolayı da imalat yapan, dedektör Türkiye'de imalat yapmaya çalışan firmalar da sıkıntıya girecek yakında. Görün bakalım A kimmiş, Paşa kimmiş. Şimdiden Hüseyin Demir bağırmaya başlamış. Ya işte Çin'deki sıkıntılar oldu, şöyle olacak, böyle olacak falan. Fiyatlar yükseltmiyor uğraşıyorlar şimdi. Arkadaşlar bizde şu anda fiyatlar yükseldi. Fiyatlarımız aynı. Hatta üzerine hediyeler veriyoruz Allah'ın izniyle. Sıkıntı yok. Lütfen dikkatli olun. Şubat ayında yeni Mart ayında yeni kampanyalar gelecek. Yeni güzel kampanyalar olacak. Sürprizler olacak sizin için.
Amacımız sizi cihaz sahibi yapmak. Amacımız bu işe gönül vermiş insanların ellerinde bu işi icra edebilecekleri cihazları olsun. Ama tekrar söylüyorum, lütfen kanunlara riayet edin. Kanunsuz bir şey yapmayın. Türkiye'de definecilik yasak değil. Türkiye'de kaçak kazı yasaktır. Bakın, define aramak kaydıyla define araştırması yapmak yasakmış diyorlar ya. Arkadaşlar, define aramak veya define araştırması yapmak cümlesi sit alanı, askeri bölge, mezarlıklar için geçerlidir. Anladınız mı? Bunun dışında kalan yerlerde bu cihazlarla gündüz mesai saati içinde arama yapabilirsiniz. Bunu yasaklayan bir kanun maddesi yok. Bazı dallamalar çıkıp bu cümleyi kuruyorlar. Aha size cevabı. Neden? Çünkü ben de arazide birçok defa bulundum bu cihazlarla ve hiç kimse gelip elimden cihazımı alamadı. Madem ki böyle bir kanun vardı, neden benim cihazlarım bugüne kadar alınmadı? O yüzden lütfen dikkat edin arkadaşlar. Sit alanı, askeri bölge ve mezarlık, taşınır taşınmaz kültür varlığı olan yerlerde hiçbir şekilde define araması yapamazsınız. İster cihazla, ister kazarak. Bunun dışında kalan yerlerde kazma kürek olmamak kaydıyla, kazılı bir çukurun yanında olmamak kaydıyla define araştırması yapabilirsiniz. Ama gelen kişilere, jandarmaya veya polise ruhsatlı kazı yapacağım bir emare arıyorum cümlesini lütfen kurun. Tamam mı? Evet. Evet arkadaşlar, sizi çok yormak istemiyorum. Ahmet şu videoyu bir açar mısın? Evet, Onurcuğum. Hani ben de 700 tane video çekerim demişsin ya, işaretlerle ilgili. Bakın bu adamlar dedektör satıyor arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Bunlar kendilerine defineci diyorlar. El sırtlarına böyle cihaz almışlar. Arazide poz fotoğraflar çekiyorlar boy boy. Ama bandit piliç gibi sarıyorlar dedektörleri. Ne? Bandit piliç gibi sarıyorlar dedektörleri. Galiba yani. Bir tane cihaz adam var. Bir tane cihazı var abi. Onu da çizsin mi şimdi araziye gittiğinde? Tabii saracak abi yani. Sıfır abi. Şimdi Onurcuğum demiş ki ya ben de 700 tane video çekelim. İşaret videosu, kaya falcılığı, taş falcılığı. Ulan o kayalar kafanıza düşsün sizin. Aylarca anlattım. Anladınız da işinize gelmiyor. Şimdi Onurcuğuma bir işaret göstereceğim. Onurcuğum, madem sen işaret videosu çekersin, aha şimdi çekmeye başla. İşaret videosu. Şimdi sana bir işaret göstereceğim. Ve bu işareti lütfen yorumla bana. Ben bilmiyorum. Sen lütfen bana öğret. Tamam mı kardeşim? Şimdi nasıl göstereceğim Ahmet bunu? Buradan şimdi ters görürüz. Ters mi? Ters. Tamam. Arkasından görmesi lazım. Ben sana kamerayı çevireyim. Çevirdim. Ama buradan da nasıl ayarlayacağız bilmiyorum ki. Tamam. Başlatayım mı? Başlat. Hani haç bulduk biz. Sadece bu haç anakayada yapılmış değil. Yonulmuş, kayayı yonmuşlar. Aşağı yukarı 70-80 santim yüksekliğinde bir haç yonmuşlar kayadan. Ve onu şuraya dikmişler. Bir küçük bir tepenin üzerine dikmişler onu. Gördüğün gibi Umur abi, haçın şu tarafında olan kol böyle aynen yan kesikti. Tamam. Evet. Onurcuğum, istersen tekrar baştan seyredebilirsin. Sıkıntı yok. Al sana ilk işaretini verdim. Bu işaret Bulgaristan'dan geldi. Gerçekten Bulgaristan'dan geldi. Yani sizin yaptığınız gibi yurt dışı görseli falan değil. Harbi yurt dışı görseli yani. Bu işaret Bulgaristan'dan. 70-80 santim yüksekliğinde bir haç var. Taştan yontmuşlar ve bir tepenin üzerine dikmişler. Kopya çekmesin. Ha. Benim kitaptan kopya çekme yok. Ve bu adamlar, bunu gönderen arkadaşlar, bunu 4-5 gün sonra elinde bir kayıtla, bir belgeyle gelen birisi aratmış bunu. Çok aramışlar, bulamamışlar.
Ve sonra 3-4 gün sonra mı, 4-5 gün sonra bunu bulmuşlar. Dikkat edersen, sana hemen tarif edeyim. Sol tarafı kesik haçın. Evet, sana bir fırsat şimdi. Madem ki 700 tane video çekebiliyorsun işaretlerle ilgili, haçı ölçeceğim, şuraya gideceğim falan diyorsun ya, ha bu işareti yorumla bana. Bu ne anlama geliyor? Ne söylüyor? Gerçekten bir işaret mi? Yoksa bir tanesi canı sıkılmış oraya haç mı dikmiş? Bak videonun devamı var ha, baştan söyleyeyim. Bu videonun devamı var. Yani onun devamında bu adamların devam ettiği bazı şeyler var. Bir şeyler bulmuş, çıkartmışlar ortaya. O işarete istinaden. O yüzden lütfen dikkatli yorumla, offsite'a düşme. Evet. Onur'a işini verdik, dersini verdik. Şimdi Onurcuğum biraz çalışsın, araştırsın, kurcalasın. Lan bu işaretin anlamına geliyor falan. Öyle tahtanın başına geçip de ya haçı ölçeceksin. Uzun tarafına şu kadar adım gideceksin. Ah uzun tarafına o kadar adım gideceksin. Nerede lan öyle işaret? Öyle işaret mi çözülüyormuş? Hani bir söz var ya, siz kısa donla gezerken biz oynuyorduk. Demeyeceğim lan, yine demeyeceğim. Bu kadar yeter size. Evet arkadaşlar, benimle kim dalaşacaksa meydan burada. Er meydanı burası. İstediği gibi çıkabilir meydana. Ama lütfen fevk hesaplarla çıkmayınız. Rica ediyorum sizden. Kapattırırım Facebook'u. Kendiniz bizzat gelin arkadaşlar. Veya beni çağırın ben geleyim. Ama tekrar söylüyorum. Bu piyasa üçkağıtçıların, dolandırıcıların, haysiyet ve onur noksanı yoksunu olan kişilerin kim olduğunu öğrenecek. Öğrenecek ki kandırılmayacak, dolandırılmayacak. Bana dua edin etmeyin. Önemli değil. Ama bir gün bana hak vereceksiniz. Bir gün bana hak vereceksiniz. Ben tek başına bu savaşı veriyorum. Bugün defineci olduğunu söylemekten korkan bir sürü insan var. Arasına bile. Ben korkmuyorum. Ben korkmadım ve korkmuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde Kültür Bakanlığı denen bakanlığın hakkında dava açtığı tek adamım ben. Defineci olduğum için. Başımı hiç eğmedim. Eğmeyeceğim. Kimse benim başımı eğdiremeyecek. Sizinle mi uğraşamayacağımı zannediyorsunuz? Yanılıyorsunuz arkadaşlar. Ben size gelirim. Lütfen dikkat edin. Yeni yetme defineci değilim ha. Dikkat edin konuşmalarınıza. Bundan sonra söylediğiniz her şey aleyhinize delil olarak kullanılacak. Haberiniz olsun. Bu ülkenin devleti var, kanunlar var, mahkemeleri var. Değil mi yani? Dikkat edin. Evet arkadaşlar, var mı Ahmet sorun olur bir şey? Niye gidiyorsun? Ben gülüyorlar buradaki kiki. Doğrusu ben de demek. Ne dedim yani bilmiyorum. Güzel söylüyorlar bu. Evet arkadaşlar. Uğur Elektronik 20 yıllık bir firma. Dağ gibi Allah'ın izniyle duruyor şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde. İstanbul'da bu dağı yıkmaya çalışıyorlar. Hiç kusura bakmayın, o dağı yıkamazsınız. O dağı hiç kimse yıkamadı bugüne kadar. Hiç kimse de yıkamayacak Allah'ın izniyle. Ve size sesleniyorum. Gelin bu dağın gölgesinde gölgelenin. Gelin bu dağın nimetlerinden faydalanın. Gelin bu işi öyle bir hale getirin ki menfaatlenin. Bakın böyle bir duyurum ve çağrım var size. Yakında inşallah ürün yelpazeniz tamam olacak. Hiç kimseye muhtaç ve ihtiyaç sahibi olmayacaksınız. Eğer satıcıysanız buyurun gelin kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Ha tekrar söylüyorum. Benimle yürümek zordur ha. Sıkıntılıdır. Adam gibi adamsanız
delikanlıysanız, dik dururum, eğilmem diyorsanız, işte bizim yanımızda yer var. Arkamızda değil ha, yanımızda. Biz dostumuzu yanımızda tutarız. Anladınız mı? Evet arkadaşlar. Dediğim gibi önümüzdeki hafta itibariyle artık Uğur Ulak canlı yayınlarında bu çapsız, bu cicili değneklerden bahsetmeyecek. Çok şükür artık benim de kafam rahatladı. İnşallah güzel haberler vereceğiz sizlere. Güzel yerlerden fotoğraflar, güzel videolar çekip göndereceğiz. Havalar ısınsın diye bekliyorum. Soğuk, sevmiyorum soğuk. Havalar ısındığı zaman arazideyiz Allah'ın izniyle. Türkiye'nin birçok bölgesine gideceğiz, gezeceğiz, dolaşacağız. Videolar çekeceğiz. İnsanlarla buluşacağız, sohbet edeceğiz, sarılacağız, kucaklaşacağız. Çay içeceğiz, kahve içeceğiz. Benim işim bu arkadaşlar bundan sonra. Şurada en fazla bir yıl daha benim zamana ihtiyacım var inşallah. Ondan sonra kafam rahatlıyor. Buradaki arkadaşlar, kardeşler yetişiyorlar zaten. Hamza'ya da söylüyorum, lan bir torun yaptı oğlum, artık torun büyüteyim diyorum. Onun da bir şey yaptığı yok. Yatıyor şey sıpası. Evet arkadaşlar, Ahmet zaten evlenmiyor. Ben evlenmiyorum diyor. Bir torun da ondan bekliyorduk ama tık yok Ahmet'te. Ne yazdın? Artık benimkiler idare değil. Artık Mehmet'in uşakları seviyoruz. Kendi uşaklarımızı seviyoruz. Evet, hakkınızı helal edin arkadaşlar. Sizi yorduk bu saate kadar, bizi dinlediniz, beklediniz. İnanın ben sizden biriyim. Ben memur çocuğuyum. Ben babadan zengin bir adam değilim. Hiçbir zaman ne olduğunu, nereden geldiğini unutan bir adam da değilim. Kibirli de değilim. Ama şeref ve haysiyete sahip oluyorum. Sahibiyim. Onurluyum. Ve böyle yaşamak, böyle ölmek istiyorum. Mevla yar ve yardımcınız olsun diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İstediğiniz zaman kafanıza ne takılırsa, burada müşteri temsilcisi kardeşlerimiz var. İnternet sitemiz var, ugarelektronik.com. YouTube'da Uğur Kulaç kanalımız var. Buyurun onlara müracaat edin. Arayın, gelin. Burada sohbet edin, çay için. İstediğiniz cihazı ister arazide ister burada test edin. Bilgi sahibi olun ki o bilgi sizi korusun istiyorum. Sürekli bunu söylüyorum. Allah Teala yar ve yardımcınız olsun. İşinizde, gücünüzde sizi başarılara inşallah sevk etsin. İşinizi, gücünüzü size kolaylaştırsın böyle. İnşallah Mevla gönlünüze göre versin. Allah Teala sizi her türlü felaketten, afetten, bela ve musibetlerden muhafaza eylesin. Çoluk çocuğunuzu ve sizleri bütün bu sıkıntılardan korusun. İnsanların ve cinlerin şerrinden sizi saklasın diyorum. Bu bir dua, bir niyaz. Amin dersiniz inşallah. Bizim için de dua bekleriz. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Saat 9 oldu. 1 saatlik canlı yayınımızı bitiriyoruz. Sorularınız olursa lütfen yazın bu canlı yayının altına. YouTube'daki videolarımızın altına. Facebook'taki gönderilerimizin altına yazın. Buradaki kardeşlerimiz, ben de dahil olmak üzere, onları tekrar gözden geçiriyoruz, okuyoruz ve gerekli cevapları sizlere yazmaya çalışıyoruz. İşaretler konusunda dediğim gibi işaretlerin sırrı ve define tılsımların çözümü kitabımızdan faydalanın. Yine YouTube'daki videolarımızdan faydalanın. Yine bu ay çok güzel videolar çektik, atıyorum biliyorsunuz her gün. O videoları seyredin. Notlar alın. Kitabımız yanınızda dursun. Arada bir sırada gözden geçirirsiniz. Aşina olursunuz işaretlere. Sizleri istediğiniz zaman bekliyoruz. Buyurun gelin. Uğur Elektronik sizin firmanız. Buraya geldiğiniz zaman hoş karşılanacaksınız. Eğer burada bir sıkıntı yaşarsanız müşteri temsilcilerimizle, firmamızın herhangi bir üyesiyle lütfen bana Uğur Elektronik'teki öneri ve şikayet bölümünden ulaşabilirsiniz. Oraya kiminle ne sıkıntı yaşadıysanız yazın. Bana gelecektir. Ben de inşallah gerekeni yaparım. Arkadaşlar. Evet. Hakkınızı helal edin.
canınızı sıktıysak affola, özür dileriz. Haksız yere kimsenin canını yakmadık, canını sıkmadık. Biz hainlerin dışında herkesi kucaklarız, herkesi affederiz. Ama hain ve onursuz bir insanını sevmeyiz. Onlarla da yan yana durmayız Allah'ın izniyle. Geceniz hayır olsun inşallah. Uğur Elektronik ve Uğur Kulaç'la beraberdiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.